Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dünyayı Ukrayna konusunda uyardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grassi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirdi. Grassi, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki Zaporozhye nükleer santraline saldırdığını aktardı ve saldırıların olası bir nükleer kaza yaşanma riskini ciddi oranda arttırdığını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Ukrayna'nın nükleer santrali doğrudan hedef aldığını, bunun yanı sıra ana reaktörün çok yakında iki saldırı daha gerçekleştirdiğini bildirdi. Gurasi, Ukrayna'nın bu pervasız saldırılara derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Gurasi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine önlem alınması için uyarıda bulundu. Rossi, İsrail konusunda da kaygılarını dile getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu söyledi. Grossi, İran'ın nükleer tesislerini pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçirdiğini ancak İsrail'in olası bir saldırısına karşı ajans müfettişlerinin tesislerden uzak tutulduğu bilgisini paylaştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dünyayı Ukrayna konusunda uyardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grassi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirdi. Grassi, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki Zaporojya nükleer santraline saldırdığını aktardı ve saldırıların olası bir nükleer kaza yaşanma riskini ciddi oranda arttırdığını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Ukrayna'nın nükleer santrali doğrudan hedef aldığını, bunun yanı sıra ana reaktörün çok yakında iki saldırı daha gerçekleştirdiğini bildirdi. Gurasi, Ukrayna'nın bu pervasız saldırılara derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Gurasi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine önlem alınması için uyarıda bulundu. Grossi İsrail konusunda da kaygılarını dile getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu söyledi. Grossi, İran'ın nükleer tesislerini pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçirdiğini ancak İsrail'in olası bir saldırısına karşı ajans müfettişlerinin tesislerden uzak tutulduğu bilgisini paylaştı.